Evet kıymetli Kadıköy sokak ailesi Şöyle yapayım mikrofonu ya biraz da Ya da şöyle dursun Heh. Bu arada mikrofonu merak edenler falan varsa Göstereyim de şöyle ee, Sevgili Aykutcuğuma teşekkürler Bir kez daha buradan selamlar olsun Şimdi Fenerbahçe ailesi ee, biraz harbi harbi yapalım mı? Yani transferden, duyumdan, şuradan, buradan geçin. Bakın Fenerbahçe taraftarı algıları ezin geçin. Şampiyon olalım. Gerçekten bak. Fenerbahçe'nin iki net penaltısı verilmemiş. 3. penaltı için çoğunlukla penaltı ama var, karışamaz diyorlar. 5-0 gibi net bir skorla kazanmış. Rakibin ikinci sarıdan atılması gerektiğini falan söylüyorlar. Bakın ben değil. Trio ekibi. Fırat Aydınus, Bünyamin Gezer gibi. Televizyondaki kişiler. Fenerbahçe 5-0 gibi net bir skorla kazanmış. Fenerbahçe taraftarının bir kısmı diyor ki Rize'yi yenmekte ne var? Keşke Lili yenseydim. Hani Rize ile Lili aynı kefeye koyacak kadar akıllılar. Ama ikisinin de birbirine farklı takım olduğunu iddia edecek kadar da zekiler. Şimdi Osayi'nin sürpriz sakatlığı. Ferdi'nin hafta içi transfer için gitmiş. Daha önce hani bana göre 3 futbolcu eksik. Yani 3 transfer eksik bana göre. Bana soracak olursanız Fenerbahçe'ye bir tane stoper lazım. Bir tane 6 <laughs> ya da 8 lazım. Bence Tadic istediği kadar kanat oynasın. Bize bir tane de kanat lazım. Ama ana iskeleti, ana şemayı ekleyecek olsam belki İsmail'i kesecek bir 6 numara. Belki Ciko şey ya da Çağlar'ı kesecek bir stoper. Belki Tadiç'i kesecek bir sağ kanat. Ya da belki en nesiri sayarsın Ceko'nun yine. Yani bu kadar eksiğin varken 5-0 kazanmışsın. Ve lig başı olmasına rağmen arka arkaya iki deplasma maçından 4 puan çıkartmışsın. Hani fikstür ayarlayanlar çok iyi ayarlamış. Bak 3. maçında 4. penaltısı verilmiş bir takımsın. Trio ekibinin tamamı diyor. Bak 3. maç 4. penaltısı verilmemiş. Ya böyle bir takımsın sen. Fırat Aydınus, Bünyamin Gezer hepsini penaltı dediği pozisyonları diyorum ha yanlış anlamayın. Maçlarda rakibine verilmesi gereken sarı kartlar, kırmızı kartlar verilmemiş. Senin oyuncularına çok üfürükten sarılar verilmiş. Göztepe maçında, Çaykur maçında hakem kıyımı ay yuka çıkmış. O maçın hakemine maç verilmemiş maçı katletti diye. Ve iki yıldır hakemlerin vermediği kartlarla falan aklı ve kalbi karışan futbolcularıyla hani bu futbolcularıyla ki kendi futbolcular ama rakiplerde kiralık ya da kendilerine ekmek yemiş ama rakibe bir şekilde gitmişler. Bu oyuncuların devasa oyunlarıyla şampiyon olan rakibin kaleci maçı sattı algısı yapıyor. Ve buna cevap veriyorsun. Vermeyin. Şunlara hiçbir şey vermeyin. Şu numaraları yemeyin. Hakkımızın yenildiğini sürekli hatırlatın. Eksik transferleri tamamlayalım. Hocaya takıma destek verelim. Bakın iyi yoldayız. Ama yılların verdiği tecrübeyle ayak oyunlarını ve algı oyunlarını bozmamız lazım. Lütfen. Bakın birinci hafta Usai'ye yapılan herkes kırmızı kart diyor. Tadic'in ortasında 50 oynama penaltı verilmeliydi diyor. İkinci hafta 18. dakika Ennesli'ye yapılan penaltı kırmızı deniliyor. Üçüncü hafta Usterwolde'ye yapılana penaltı, Fred'e yapılana penaltı. İki numaralı oyuncu ikinci sahadan atılmalıydı diyen var. Ciku'nun pozisyonuna penaltı diyen var. Başka bir şey diyen var. Anlatabiliyor muyum? Üçüncü hafta itibariyle Fenerbahçe'nin 3 maçta da aleyhine kritik hata yapılmış. Sizce TFF Başkanı İbrahim Acı Osmanoğlu bu olaylardan memnun mu? Hatta hakemleri tebrik ediyor mu? Yoksa bunun hesabını soracak mı size göre? Hani Fenerbahçe'de nefret etse bile adalet için yemin ettiğini hatırlayacak mı? İkincisi sizce Türk hakemleri beceriksiz mi? Yeteneksiz mi? Kural bilmiyor. Hani bunlarla olmaz mı diyorsunuz? Yoksa art niyetliler. Belki iddia oynuyorlar. Belki tehditle maç yönetiyorlar. Belki bilmediğimiz bir sistemin tetikçileri. Hani sistem kimi doğuran diyorsa onu mu doğuruyorlar diyorsunuz? Açık söylemek gerekirse ben hakemlerin hiçbirine güvenmiyorum. Ve hani şeyler oluyor ya mesela işte böbreğini veriyor işte o onu yaşatıyor falan. Ben tırnağımı vermem hakemlere. Kestiğim attığım tırnağımı vermem. Onu da söyleyeyim. Bakın arkadaşlar şimdi ben çok güzel içerik üretmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Bak Fred dönmüş, pir dönmüş, pir dönmüş. Takım için geri dönmüş. Ciku elinden geleni yapmış. Bakın ben bugüne kadar bu sene Ciku'yu çok beğenmedim yanlış anlamayın. Bu sene Cikun'un en güzel oynadığı maç bence. Edin Ceko sezona bomba gibi başlamış. 7 maç 7 gol 1 asist. 38 yaşındaki futbolcun. Yani sorsam kötü. Şimanski. Şimanski'yi çoğunuz beğenmediniz ama Şimanski takımın en iyisiydi belki de. Afredi 3 gol attı. Göze girmiyor ama Şimanski gerçekten şahaneydi. Bak Jose Mourinho çok kötü hakem var diyor. Adam normalde geçen hafta hakemi kutladı. Niye kutladı biliyor musunuz? Ya dedi ayıp olmasın. Hani demesinler ki hep hakem hep hakem diyor demesinler diye. Geçen haftaki Göztepe maçındaki hakem yönetimi de kötüydü. Ama Fenerbahçe lehine e, verdiği kararlar yani mesela rakibin golünü iptal etmesi falan mantıklıydı. Doğru kararlardı. Ama aleyhine verdiği kararlar işte 18. dakikadaki hareket ya da vermiş olduğu kartlar, faul standartları malumdu. Bakın birçok kişi Fenerbahçe'yi değerlendiriyor. Ve o bir hakem hatasıydı. Varın vermiş olduğu yanlış bir karardı diyenler var penaltı pozisyonlarına. Ve bence hakemler Fenerbahçe'yi kullanarak TFF'ye operasyon çekiyorlar. Fenerbahçe taraftarı uyanık olacak. Bak Fred varsa Fenerbahçe kaybetmiyor. Ben ne diyorum? Bir Fred daha alalım. Yanlış anlamayın Göreçka bir Fred daha eder mi? Hocam ne de ne diyorsun? Daha iyisi hatta. Alalım o zaman. Rebiot bir fret daha eder mi? Eder. Ben bunu niye yapıyorum biliyor musunuz? Bana şu soru çok geliyor. Hocam diyor bak. Sen atıyorum kafadan rebiyo diyorsun. Ya ne sosyal medyada var ne Fenerbahçe duyumcudan da var hiç kimse de yok. Sen niye rebiyo diyor kafaya takıyorsun arkadaşlar? Belki de Fenerbahçe'ye dayatma yapıyorum. Belki de Fenerbahçe rebiyo ile görüşüyor. Ama hani ya bu kadar maliyete girsek mi girmesek mi soru işaretlerinde. Ben de tarafta ara bir akıl verme fikrindeyim fikir verme fikrindeyim. Bakın yavaş yavaş ritim yakalıyor Mourinho. Yavaş yavaş Fenerbahçe ritmini buluyor farkındaysanız. Öyle değil mi ya? Yavaş yavaş bak. Yavaş yavaş ritmini bulan bir Fenerbahçe var ortada. Alsın abi. Alsın. Ne yapıyorsa ediyorsa alsın. Ne yapıyorsa ediyorsa alsın ya. Bu kadar basit ya. Ya Fred'in ilk yarıda geçen ya dün şey Çakuruzya maçında oynadığı futbol. Ya Türkiye'de yani Sadece gündemin bu futbol olması lazım. Biz bunu konuşamıyoruz ya. Biz başka bir şey konuşuyoruz. Galatasaray'ın kadrosunda 14 kişilik kadrolarını 10 kişiyle yendik. Utanır susarlar diyorum. Hala utanıp susma yok. Hala Fenerbahçe'yi hani hakemlerin koruyup kolladığını düşünüyorlar. Hala. Ya böyle bir bakış açısı, böyle bir zeka, böyle bir zihniyetle ben baş edemem. Ancak bir olursak baş ederiz. Uzun lafın kısası alıyorsun Rebiot'u ya da alıyorsun Göreskay'ı. Bitti. Bu kadar basit. Amrabat mesela. Amrabat'ın haber yolladı. Diğer kanalda videoda anlattım arkadaşlar. Orada detayları var. Alıyorsun Amrabat'ı. Mesela McTominay. Aslında biz McTominay'i alacaktık fakat Napoli 30 milyon euro verince haliyle McTominay olsanız kime verirsiniz? Şimdi Turgut Doman dünkü maçın içine etti. Etti etmesine Atilla Kara olan Antalya maçında tartaklanmış. Reha Kapsal da diyor. Fenerbahçe sadece diyor rakibe karşı değil. Turgut Doman'a karşı şey yaptı. Atilla Kara olan tartaklanmış. İlk yarı Hatay 2-0 önde. Antalya 44'te penaltı kaçırıyor. İkinci yarıda Antalya Spor 3-2 öne geçiyor. Gollerinden biri penaltıdan geliyor. Hatay Spor'a 90 artta penaltı veriliyor ve var karayla iptal ediliyor. Ben bundan sonra her hakemin devre arasında dayak yeme potansiyelinin yüksek olduğunu söylüyorum. Bakın hakemler artık döverler. Ciddi söylüyorum döverler. Bu arada merak ettim. Açtım baktım. Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Hakkan Galatasaray'dan da inanılmaz goller yemiş. Hani şiki sayılabilir goller yemiş. Beşiktaş'tan da inanılmaz goller yemiş. Bakın inanılmaz goller diyorum. Gol yemiş demiyorum. Goller yemiş diyorum. Bir de Sanki kariyerinin zirvesinde uça, geleni gideni tutuyormuş gibi şey yapıyor. Ya etmeyin, eylemeyin ya. Yani adam zaten düşüştü. Neyse ben çok anlatacağım şey var da. Sonra anlatırım artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, bunun dışında mesela Shimanski ben alkışladım. Ceko ya attığı gol enteresan, kaçırdığı daha enteresan. Ama Ceko ile gitmez. Ben bir duyuma sahibim. İrfancan Can Kahveci ve Enne Sirin'in Cuma günü ilk 11'de başlayacağı duyumuna sahibim. Ama çok önemli değil bunlar. Rebiyo, Göresk, Amrobat, McTominay'i söyledik. McTominay'e Napoli 30 verdiği için artık beklemeyin. Fred bir yere gitmiyor. Cico'ya 10 milyon euro verdiler de üstüne çıkmadılar bilginiz olsun. Edin Cico'ya aslında teklifler vardı ama 30 Ağustos'a yakın bence sürpriz bir teklif olacak. Bir sürpriz Şimdi Şimanski bir yere gitmiyor. Gördüğünüz Mourinho da diyor ki 3 tane olsa 3 tane oynatırım diyor. Gökhan Akkan'ın günahını alan arkadaşlar demek ki hakem satın ala ala buralara gelmişler. Turgut Doğan senin yatacak yerin yok. Atilla olan senin de yatacak yerin yok. İkiniz de masum değilsiniz. İnşallah bir daha çocuklarınızla bu hakemlik müessesesinden bir kuruş para yediremezsiniz. Onu da söyleyeyim. İsmail Yüksek maşallah var ama bize bir İsmail Yüksek daha lazım. Cengiz Ünder dün sınırlı sayıda da olsa oynadı. Yani Levent Mercan oynadı. Cengiz Ünder oynadı. Aslında bu yönetime bir mesaj mıydı acaba? Kimseyi almazsanız bak, bak ben bunları oynatırım diye. Bence bu taraftarı da mesajdı. Yani bir istediklerimi almazsanız ben bunlarla oynarım diyor. Levent'in çünkü Şalke'de 8 numarayla meşhurlaştı. Levent'i 8 oynatırım diyor. Cengiz de böyle oynatırım diyor bunun dışında Tadiç evet iyiydi ama bence Tadiç döneminin yavaş yavaş son bulması ya İrfan Can Kahveci'nin ya da oraya başka bir ismin artık monte edilmesi bir şeyler olması lazım. Çağlar Rize maçında iyiydi ama önceki maçlarda biraz sıkıntıydı. Mert Müldür'ün maşallahı vardı inşallah böyle devam eder. Bekao aynı şekilde oyuna sonradan girdi ama teklif transfer teklifini arttıracaklar mı? Birlikte göreceğiz arkadaşlar. Osterwold'u da ben beğendim açıkçası. Ferdi'nin yokluğunda Maksim'inle iyi anlaştı. Hatta Maxim'in bir asist yaptı. Bir de gol atıyordu az kalsın ama olmadı. Onu da söyleyeyim. Yani durumlar bunlar, duyumlar bunlar. Ben açık söyleyeyim. Rebio, Göreska, Amrabat, McTominay. Artık Mektomine'yi saymıyorum. Yani Rebio, Göreska. Bunlardan birini ve bir altı numara bekliyorum. Yani Fenerbahçe kesinlikle iki tane transfer yapacak. Hem altı hem sekiz yapacak. Bu bana çok soruluyor. Yolda geçerken bile soruyorlar. Bir tane Adıyamanlı meslektaşımla denk geldim Mersin'de. Öyle günübirlik bir Mersin'e gidip geldik. Erdemli'ye, Kızkalesi taraflarına. Orada denk geldik. Selam olsun bu arada bütün takipçilere, bütün meslektaşlarıma da ayrıca selamlar olsun. Hani herkesin bana sorduğu soru bu. Hocam orta alacak mıyız? Alacağız arkadaşlar. Bir, kesinlikle alacağız. İki de bana sorarsanız, hiç kimse konuşmadığı dönemde ben ne diyordum size? İki tane ortası alacağız. Bir tane de stoper alacağız. Üç... Herkes 6 transferle transfer bitti derken ben 9 transfer beklediğimi söylemiştim. Zaman beni haklı çıkardı. 9 transfer olacak arkadaşlar. Ve Fenerbahçe'nin sıradaki 3 transferi birisi 6, birisi 8, birisi stoper, birisi de sol bek olabilir. Hocam iyi de o zaman 10 oluyor. Yani uğraşılan 4 transfer. Yapılacak. Belki de 4 transfer. Hocam 2 transfer de yapabilir bunlar. Bunlar seni mahcup da edebilir. Vallahi o ayıp da kulübün ayıbı olur. Ama ben iki transferden eminim. Üç transferden de ben aslında eminim ama siz şimdi emin olmadığınız için beni suçlarsınız. O yüzden üçüncü transferi de size bırakıyorum. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için, beğendiğiniz için e, ve kanala yapılan şikayetleri birlikte bertaraf edip 71.800 lira çıktığımız için hadi arkadaşlar hedef 72.000. Lütfen bu videoyu da beğenin. Hatta sosyal medya hesaplarınızda da paylaşın. Sevdiklerinize kanala davet edin. Olmaz mı? Görüşmek üzere.